merhaba sevgili teknoloji oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Bugün iOS 12 ile beraber hayatımıza giren ölçüm uygulamasını deniyoruz. Bakalım ölçüm uygulaması nasıl çalışıyor ve pratik olarak neler yapıyor, hep beraber izleyelim. Play Store'da bulunan aslında bir tür ölçüm uygulamasıydı. Yani ölçmesini istediğimiz bir duvarı, bir masayı, bir sandalyeyi ya da herhangi bir şekilde boyunu ölçmek istediğimiz bir cismi bu ayar dediğimiz yani augmented reality uygulamasıyla boyunu vesairesini ölçebiliyorduk. iOS 12 ile beraber aslında Apple'ın yaptığı tek şey şu oldu. Bu uygulamanın bir benzeri Apple tarafından standart olarak sunulmaya başlandı. Biz de bunu iPhone 6s Plus modelinde deniyoruz. Standart olarak yani iOS 12 yüklediğinizde standart olarak geliyor. Açıyoruz uygulamayı. Uygulamayı açtıktan sonra dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bir kere mesafesini ölçeceğimiz cihazın köşelerinde olması gerekiyor. Bir köşeden diğer köşeye kadar tuttuğumuzda oradaki mesafeyi otomatik olarak çevirerek ölçmeye başlıyoruz. İkincisi, köşesi olmayan bir şeyi yazık ki şimdilik ölçemiyoruz. Böyle bir hizmet sunmuyor bu uygulama. Ama yaptığımız denemelerde böyle 1-2'şer santimlik farklarla doğru sonuçları aldığımızı bulduk. Şimdi ne yapacağız? Burada bir metremiz var elimizde. Bir tane kutumuz var. Böyle küçük bir kutu. Bir de şöyle bir ürünümüz var. Casper'ın Excalibur oyun faresi. Bunları ölçeceğiz. Ayrıca bir de masamız var. Şu anda bulunduğumuz yerde bir masa var. Masanın da boyunu yine bu uygulamayla ölçeceğiz. Gelin bakalım nasıl ölçüyor. Şimdi ilk olarak ölçüm uygulamasını açıyoruz. Karşımıza bir bu şekilde bir mini çıkıyor. Önce bir işte hareket ettirin diyor. Şimdi diyelim ki önce bunu ölçeceğimizi düşünelim. Şu beyaz kutumuzu. Kutumuzun kenarını şöyle görüyoruz zaten. İşaretliyoruz. Bakın ekranda görülüyor zaten. Biz ilerledikçe kutunun da boyu ölçülmüş oluyor. Şimdi bu mesafe 20 santim gösteriyor. Kapattık. Evet şu an görüyoruz. Bakın 20 santim olarak gösteriyor. Şimdi önce bir ölçümü kontrol edelim. Bakalım 20 santimi doğru ölçtü mü uygulamamız. Üzerimizi alıyoruz ve evet gördüğünüz gibi yani bir yarım santim gibi küçük bir fark var ama o da şöyle yapsak evet tam 20 santim doğru. Şu anda görüyorsunuz. Evet şu anda 20 santim olduğunu görüyoruz mesafenin. Şimdi aynı zamanda bu şekli farklı varyasyonları da ölçebiliyorsunuz. Bakın şimdi burada gördü. Bakın dikdörtgen olduğunu algılıyor. Şöyle yapalım. Evet. İşte kaç santim? 9 santim diyor. Bakın bunun kenarının. Şu anda 26 diyor ama aslında orası 26 değil bu arada. Yanlış gösteriyor birazcık. En azından az önceki gibi doğru değil. Onu söyleyelim. Şimdi başka bir şey ölçelim. Hep beraber. Bu sefer de şu kutumuzun boyutunu ölçelim. Bakalım buna kaç santim diyecek. Önce bir köşeyi işaretliyoruz. Çekiyoruz bakın mesafeyi. Şurayı ölçtük. Burayı 15 santim diyor şu anda. Kutumuzun bir kenarını. Şimdi bakalım. Gerçekten de 15 santim mi? Çünkü ne kadar biliyor. Şu anda burası gerçek boyutu 16 santim. 1 santimetrelik bir hata payımız olmuş oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir başka ölçüm yapacağız. Masamız var. Şu anda bulunduğumuz masanın kenarı var. Şimdi o masanın kenarını ölçeceğiz. Buraya bakalım hemen. Şimdi yine buraya tutuyoruz. Bir noktamızı işaretledik. Zaten ilerledikçe bakın burada ekranda da gösteriyor. 46 santim, 48 santim. Yürüdük, ilerliyoruz. Evet şu anda
kaç santim verdi? 78 santim diyor. Bu masamızın kenarı. Bakalım, kontrol edelim. Şimdi buranın boyutu 81'e çok yakın. Şu anda ekranda görüyorsunuz. 81 santime yakın. 1 santim, yani 1-2 santimlik bir farkımız var. Göz ardı edilebilecek bir fark aslında. Çok da büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi mesela şurada bir, şöyle burayı da bir açalım. Şurada da bir siyah bir alanımız var. Bunu ölçelim. Şu anda gösteriyor. 60, 70. Evet, kaç santim veriyor? 98 santim dedi. Bu siyah alana bakalım kaç santim. Biz kendi ölçümümüzü yapalım. Şöyle. Evet, 99,5. Yani 1,5 santimlik bir fark oldu. Onu da hani ölçüm hatasını verilebilecek kadar rahat bir fark olduğunu söyleyeyim. Bir de ölçmüşken boyunu da ölçelim. Şimdi elini ölçtük. Boyunu da ölçelim. Şimdi boyunu da ölçüyoruz. 23 santim diyor bize. 23 santim dedi. Bir daha demanuel olarak ölçelim. Bakalım kaç santim verecek. 24,5 santim. 1,5 santimlik bir hata payı var. Fena değil. Hani çok keskinlik isteyen ölçümlerde sıkıntı olabilir. Gördüğünüz gibi uygulamanın ölçümü ve artı eksi birer santim, 1,5 santim hata verebiliyor zaman zaman ama genel olarak işi görüyor, öyle söyleyelim. Bunun yanı sıra uygulamanın üzerinde bir de su terazisi özelliği var. Bunu da şöyle ekrandan gösterelim. Bakın böyle işte düz alanda durup durmadığınızı bu ekran sayesinde, uygulama sayesinde görebiliyorsunuz. Ne kadar düz olduğunu, ne kadar düz olmadığını. Yani bu tarz bir özelliği de var uygulamanın. Ölçüm uygulaması güzel olmuş. Standart olarak iOS'la beraber gelmesi bence çok daha güzel olmuş. Özellikle bu tarz bir ihtiyacınız varsa artık hani hangi uygulamayı yükleyeyim, hangi şeyi alayım diye uğraşmadan en azından iOS kullanıcıları bu şekilde kullanarak hayatlarına bir parça daha kolaylaştıracaklar. Ama %100 bir şey beklemeyin. Ufak tefek yani birer iki santimlik hatalar olacaktır. Bunu da göz ardı etmemizi öneririm. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere iOS 12 ile beraber hayatımıza giren ölçüm uygulamasını anlattık. Farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.